Ümmeten selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz golba.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Siz bu videoyu izlediğinizde inşallah ben yola çıkmış evime dönmüş olacağım. Ee, ve diğer maçların sonucuna göre de belki sürpriz canlı yayın açabiliriz arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşler. Eee Neresinden başlayayım bilmiyorum ama Ahmet Selim konuşu cümleleriyle başlayayım. Diyor ki Fenerbahçe kötü oynamıyor ama rakibi de bunaltamıyor. Ben 3 tane kule gibi stoperi sahaya sürüp önceki taktikten nasıl daha ofansif bir oyun oynanacağını anlayamıyorum zaten. Neredeyse sahada defansif tarafı daha güçlü olan 8 oyuncu var diye. Ben Ahmet Bey'e dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım. Birçoğunuz da şunu merak ediyorsunuzdur. Çünkü aynı soruyu ben de sordum. Ve ben cevabını buldum. Sorum şu. Üçlü savunma, üç stoper. iki tane ön libero, beş. Kanat beklerine dahil edersen altı, yedi yapıyor. E kaleciyle dahil et, sekiz yapıyor. Sekiz tane defansif adamla rakibi bunaltıp fark atan, işte dört atan, beş atan bir futbolu e, nasıl bekliyorsunuz diye cevabını şöyle vereyim arkadaşlar. Bu süper süperlikte takımların kapanma bug'ını çözme sistemi. Nasıl yani? Arkadaşlar, canım arkadaşlarım bak. Çok basit. Hepinizin anlayacağı sistemde. Çok güzel bir şekilde anlatayım. Rakip kaleye sürekli yükleniyorsun. Sağdan geliyorsun, soldan geliyorsun. Şutlar şut üstüne işte bir şeyler deniyorsun. Baskı, pres, taraftar coşmuş halde. Rakip iki tane kontrataya çıkıyor. Seni geride eksik yakalayıp gol atıyor. Maçı 2-0 kaybediyorsun. Bunu mu istersiniz? Rakibe top göstermeden set oyunu önde baskı, tıkır tıkır paslar özellikle rakip yarı sahada daha keskin, daha net, daha pozisyona sokucu paslarla birkaç tane belki net pozisyon kaçırıp ama bulduğunu atıp kazanmayı mı? Ya da amiyane tabirle söyleyeyim ligin bitimine 31 hafta var. 31 maçın 31'ini de 2-0 kazanıp dünkü Kayseri maçındaki gibi rakibi anca 75'te şut attırıp ama keyif veren bir futbol oynayıp şampiyon olmak istersiniz? Yoksa kimi maçta 7 atıp, kimi maçta 5 atıp, kimi maçta 3 atıp, kimi maçta 3 yiyip sağdan mağlubiyetle ayrılmayı mı istersiniz? Anladınız mı? Dünkü'nün sistemi buydu. 2. Serdar Aziz tam olarak iyileşmedi. 1. Valencia eksikliği yani hücum hattında eksik vardı. Baş duayı daha kadroya katılmadı. O yüzden de hücumda eksiksin. Savunmada da eksiksin. Ama hücumdaki eksikliğini diyorsun ki benim ilerideki ayaklarımın yeterince bitirici değil. Bakın arkadaşlar. Başluğa'ya gelince, Valencia'ya gelince. Serdar Dursun var. Cao Pedro var. King var. Lincoln var. Arda Güler now now diyor. Öbür tarafta Emre Mor var. İrfan Can var. Bunlar geldiği zaman 4-1-3-2'ye dönülecektir. Haberiniz olsun. Ve dün bir prova yapıldı. Arao Crespo provası. Ve bence o prova işe yaradı. Önder Özen, Başkan Ali Koç seçildiğinden beri kaç kere twittir veya tweet demiştir. Siz orayla ilgilendikçe orası da sizinle uğraşır. Jüri twittir değildir. Gerçek jüri tribünde, eylemde bulunan taraftardır diyor. Ali Koç'un buradaki twittir deme olayı şu. Yani organizasyonun oradan yapıldığına iddia ee, şey yapıyor. Dikkat edin arkadaşlar. E, devlet yetkilileri falan da bir dönem sürekli Twitter'ı yasaklıyor. Mesela Instagram umurlarında değildi. Facebook umurlarında değildi. Unutabiliyor muyum? Serdar Dursun demişken Belçika basınına göre Westerlo milli futbolcu Serdar Dursun için harekete geçti diyorlar. Transfer duyum haberinde. Şimdi Serdar Dursun'u sevmeyebilirsiniz. Kabul. Beğenmeyebilirsiniz. Kabul. Ama Serdar Dursun'un en büyük özelliği pivot olması. Arkadaşlar bakın. Yani counter falan oynayanlar bilir. Counter'da iki silahınız olur bir normal silahınız bir de tüfek olur. Şey e, tüfek diyorum. Normal e, 14'lü diye tabir edilen silahtan olur. Yani bir tüfek olur, ne bileyim sniper'ınız olur, pompalınız olur elinizde. Bir de normal tabancanız olur. Serdar Dursun o tabancadır işte. Serdar Dursun hatta birin dördüydü sanırım ya. Tak tak güzel ses çıkaran bir tabanca vardı etkili bir şey. Serdar Dursun ondandır işte. Elinizde mecbur tutmanız lazım. B planınız. Bazen oyun kilitlenir, oyunu şeye bürürsün, kanat ortalarına, doldur boşalta, şişire yaparsın. Bir, bazen geride Türk kontenjanında sıkıntı yaşarsın, mecbur Türk oynatmak zorunda kalırsın. Bazen oyuna sonradan alacağın oyuncu olur ve bu oyuncu Türk milli takımının forveti. Değersizleştiren arkadaşlara şunu söylüyorum. Serdar Dursun'un şöyle bir iddiası yok ki ben dünyanın en iyi forvetiyim, benden iyisi yok değil. Neymiş efendim? Cristiano Ronaldo'nun gol sevinci falan filan. E Kerem Aktürkoğlu sihirbazcılık falan filan yapıyor. Bir şeyler yapıyor böyle. Çıkıp da ulan sen Harry Potter'a inanıyor musun? Dangoç diyen var mı? Yok. Ama söz konusu Fenerbahçe önce. Ben Serdar Dursun'un bir yere gideceğini zannetmiyorum. Serdar Dursun gibisini de bulamayız. Vincenzo Montella diyor ki Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım kurdu. Bak bunu normalde sonlarda söyleyecektim ama başta söyleyeyim. Ee, biraz da ağzımızdan kaçırmışken. Benim çok büyük bir iddiam var. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor. Üç takımında gücü ortada. Yani güçlerini kimden aldıkları da ortada. Nasıl güçlü oldukları da ortada. Ve ben bir iddiada bulunuyorum. Bu Kayseri'yi anca şansa yenerler. İlk hafta Beşiktaş şansa yendi. Üstün oynayan taraf Kayseri'ydi o maçta. Dünkü maçta üstün oynayan taraf kimdi? Bak hem Galatasaray hem Beşiktaş hem Trabzonspor için. Üçü için de söylüyorum. Bu Kayseri'yi anca şansa yenerler. Bizim yendiğimiz 4 hattımız Adana Demirspor'u yenemezler. Tabi oyuncular maçı satmazsa Adana Demir oyuncuları ya biz buraya aidiz Fenerbahçe tribünlerini tahrik ettik sırf bu yüzden falan demezlerse yenemezler. Bizim yenildiğimiz Konya'ya ne deplasmanda ne evde 3 puan oynayacak bir oyun gösteremezler. Ortaya koyamazlar. 3 puan alamazlar. Yani şu anki durumdan bahsediyorum. Yarın bir gün Konya'nın 5 tane eksiği olur. 7 tane eksiği olur ona bir şey diyemem ya da Adana Demirspor ligden çekilir bir şey diyemem. Ya da birdenbire haciz gelir, mecburen iyi futbolcularını satmak zorunda kalırlar. Bir şey diyemem. ama ben bugün itibariyle söylüyorum. Bu bilgi de dursun. Zorya Luhansk 3, Dinamo Kiev 2. Dinamo Kiev Ukrayna Ligi'nde ilk 2 maçında da mağlup oldu. Ligde son sırada yer alıyorlarmış. Allah bin türlü belasını versin. Daha inşallah Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin yani ayakları 2 maçı da kaybederler. Yani yaptıkları algının etkisini görürler. Bu arada Adana Demirspor maçındaki tribün olayları nedeniyle e, ceza alan blokta yer alan Lincoln Hendriken'in eşi de isyan etmiş. Yani benim ne suçum vardı diye. Eee içinize geldiği zaman diyorsunuz bütün erkekler aynısınız demeyi biliyorsunuz. Benim ne suçum var? Ben efendi efendi şurada video çekmeye çalışıyorum. Hayret bir şey. Şimdi e, Lincoln mesela dün oynamadı. Eleştiriler muhtemelen yine oldu. Niye? Hep olacak bu. Hep olacak. İlla bir yerinden bir şeyi bulacaklar. Bulacaklar. Mesela kimisi arkadaşlar diyor ki bunu yorumla. Tamam yorumlayayım. Hocam A plus yapılanma nasıl yapılır? Crespo İsmail Yüksek varken 3 milyon euro bon servis 1.8 demiş ama 1.4 milyon euro maaşta Arao alınır mı? Alınır. Arao Crespo'ya yedek olarak Arao'nun alınacağını ben 50 kere söyledim. Hatta William Carvalho ismi geçtiği zaman dedim ki Carvalho alınırsa Crespo satılır. Yine bir isim daha alınır. Çünkü biz Crespo'ya yedek arıyoruz. Salahi varken 5.5'a ve 2 milyon maaşta Luan Perez alınır mı? Alınır. Luan Perez'in dün sadece bir pozisyonda yumurtlaması dışında kütürük eriği gibi stoper. Ve e, ne derler ona ya? Tek temaslı mı derler? Tek hamleli mi derler? Tek hamleli diyorsunuz değil mi siz? Tek hamleli stoper ama çok şirin bir tek hamleli stoper. Biraz daha lige alışsın. Şimdilik konuşmak için erken. Biraz daha lige alışsın. Sadece biraz daha lige alışsın. O zaman hep birlikte izleriz. Dünyanın en kötü stoperi Gustavo'yu 3 milyon bonservis 1.6 maaşla 3 yıllık sözleşme. Benim bildiğim Gustavo Enrique ücretsiz kiralandı. Transfer markta 1.4 yazıyor. Siz ona aldanmayın bana kalırsa. Artı e, siz o 1.4'e aldanmayın. E, 900 bin euro ile 700 bin euro arasında Gustavo Enrique'nin maaşı var diye biliyorum. Bakalım ne olacak. İşine yaramazsa sezon sonu kiralık sözleşmesi biter geri gider. Ama biz Gustavo'yu 4. stoper olarak aldık. Bilginiz olsun. 9,5 milyon euroya Rossi buruma alınır mı? Artı maaşları var bunların. Rossi 5,5 milyon euroya alındı. Bugün Uruguay milli takımının e, iki maçının şeyine seçildi. Yani aday kadrosuna seçildi Rossi. iki maçın aday kadrosuna seçildi. Ve bu adamı bugün satacağım desin 9'a satarsın. Bence oynatıp daha fazla alınabilir. Buruma'ya 4 milyon euroyu söyleyen arkadaşların elinde resmi belgesi var mı? Ya Bunu herhalde ancak yazın öğreniriz. Arda Güler. İrfancan kahveci varken 3,5 milyon euroya Lincoln alınır mı? Ben bir şey söyleyeceğim. Dün sahanın en kötüsü İrfancan kahveciydi desem itiraz eden olur mu? İrfancan kahveci çiçek papatya falı gibi. Bir maç iyi, bir maç kötü. Seviyor, sevmiyor, veriyor, vermiyor, oynuyor, oynamıyor. Ha bazı maçlarda da kahraman. E mecbur olacak o kadar para. 3,5 milyon euro Lincoln. Lincoln kötülük eriği gibi topçudur. İsteyen ağlasın, isteyen zırlasın. Çatır çatır topçudur Lincoln. Ve bunu da zamanda göstereceğim. Arda Güler'i oynatmama. Arda Güler'i gördünüz. Oyuna girdi. Hareketler falan filan evet. E, skis videoları için rakip taraftarı belki işte rakip taraftara sataşmak için, belki şirinlik için gayet güzel. Ama ya skor 2-0 geride olsaydı. Bunu Serdar Dursun yapınca ana avrat sövüyorsunuz. Arda Güler yaptı zaman diyorsunuz ki, o Arda'ya bak ne kadar yetenekli." Neyse. 3,5 milyon euro bon 3 milyon maaşla toplam yaklaşık vergilerle 20 milyona ma olan Beşiktaş'ın beğenmediği baş iyi almak şey midir? Ben bu baş olayını konuşacağım. Oynatılmadığı için küstürülen o sahi, bence oynatılmadığı için küstürülen değil. Form olarak sürekli oynamadan dolayı geriye giden o sahi. Ve gittikçe de geri tekrar eski formunu yakalıyor. Teknik direktörler bazen oynatmaz. Arkadaşlar bak bunu şey gibi düşünün. Öğretmenlik gibi düşünün. <laughs> Ön sıralara bazen kısa boyluları oturtursun. Bazen yaramazları oturtursun. Bazen de çalışkanları oturtursun. Ön sıralara değiştirip oturtun. En azından benim sistemim böyle. Bu da böyle bir şey. Teknik direktör diyor ki o sen biraz arka sıralarda dur. Sen biraz kendine gel. Ana oyunu oynadığı için verimi düşen Zayis diyor. Şimdi her şeye bir kılıf. Zayis normal form düşmüş olamaz futbolcunun. Çünkü Arao ile oynadığı için formu düşüyormuş. 300 bin maaştan oynuyor. Şöyle böyle 6 ay bayındır diyor. Hani sözleşmesi düşük olan 6 ay bayındır. Sadece Altay ay bayındır kısmına katılırım. Ama 6 ay içinde şunu söyleyeyim. Önüne sözleşme ver. Kaç lira verdin diye bakmayacak bir topçu. Şimdi Cengiz abinin de bazı açıklamaları var. Ahmet Ercanlar vasıtasıyla haber ettiği ve Yağız Savuncuoğlu'na yaşanan bir tartışma var. Sosyal medyada da konuşulan hani e, şeyleri söndürmek açısından. Gustavo Henrique alındığında yaz, oyuncu düşük maaş alacak yazdı. Kim Minji işte eş değer değil ama biri daha alınacak dedi. 8 tane az stoper ismi yazdı. En son 23 yaş altı stoper alınacak dedi. Yangın söndürüldü. Tweetler silindi diyor. Bunun kararını size bırakıyorum. Lincoln, Buruma, ara Gustavo, Henrique, Luan, Perez doğrudan Jesus'un isteği denildi. Yani kötü çıkarsa Jesus'a yazılsın diye. Pedro Başkan Ali Koç'un Jesus'a alalım dediği bir isim dedi ki Pedro transfer başarısını Ali Koç'a yazdırma niyetleri var diyor. Rossi önümüzdeki sezon muhtemelen satılacak. Fenerbahçe al sat yapılabilir denilince herkes suslu diyor. Ama bu doğru Cengiz abi sen de biliyorsun. Rossi'ye teklif vardı. Ama şu var. E, uzun lafın kısası. Mesela Başluay olayını Candaş Tolga Işık Anlat diyor sonra özür dileyip haberi kaldırdılar adama diyor. Tepkileri ölçtüler aslında diyor. Çünkü uzun zamandır ilgilenildiğini adam açığa çıkartmıştı. Sonra ortaya Charlotte Gomez haberleri yaptılar. Dediler ki yani en son baş duayı hepsinden daha iyi diyeyim. Yaz Almanya'dan Santrafor alıyoruz haberi benim diye ortalığı birbirine kattı. Doğru yaptı bunu. Yalan çıktı. Icardi bile gelecek dedi yalan çıktı. Sonra dedi ki ben Galatasaray'a yazdım. Doğru katılıyorum. Arkadaşlar bunlar yaşanan olaylar. <laughs> yani bunlar kanıtlı belgeli yaşanan olaylar. Hani hiçbirinizin kıvırmaya e, şeye hakkı yok. Onu açıkça söyleyeyim de. Bunlar yaşanan olaylar. Doğru. Başka olay çıkınca patlak verdi. E, başarısızlığı Jorge Jesus'a yıkmaya çalışacaklar. Başarı olursa da yönetim diyecekler. Hayır diyor başarı olursa Jesus'un başarısızlık yönetimin diyor. Ben şunu söyleyeyim başarı olursa %90 Jesus ve ekibinin onda yönetiminin başarısızlığı da düşünmüyorum. Yani bazıları manipüle ediyorlar demiş. Şimdi Ahmet Ercanların ben bir paylaşımına denk geldim. Çok hoşuma gitti. Bu paylaşımı da mutlaka ve mutlaka değerlendirmem lazımdı. Nasipse de buradan değerlendirelim. Bir arkadaşı bir sevdiği kişi yorumda bulunmuş. Ben değilim ama merak etmeyin. Ee, beni bana verdiği bir söz var. Sözünü yerine getirme Ahmet Bey. O yüzden ben küsüm ona. Ben ona küsüm. Şimdi baş transferinde oluşturulmaya çalışan havayla ilgili birkaç tane tespit. Bir, Beşiktaş bu adamı satın alamadı ki göndersin. Hani Beşiktaş'ın gönderdiği futbolcu diyor ya bizim taraftar. Ya yani satın alma opsiyonu bile olmayan futbolcuyu nasıl göndersin? Geldi gitti. Şimdi Vegors da öyle. Satın alma opsiyonu yok. Şimdi 5 Beşiktaş'ta tırt çıktı. Gitti başka takım aldı. Beşiktaş'ın gönderdiğini mi aldı diyeceksiniz. Chelsea bu adamı Beşiktaş'a geçen sene geçen sene Beşiktaş'a değil Şampiyonlar Ligi'ne kiraladı. Yani orada kendini gösterip piyasa yapsın ki satalım diye. Hani Beşiktaş'ın silik oyunu, Barcelona'nın silik oyununu da hatırlayın geçen sene. Yani 150 bin euroya futbolcuyu kiralamışlardı. Rüyasında göremezler diyor. Beşiktaş biz onu gönderdik ve gors aldık diyor. Bu da yanlış. Yani e, ee, öne bir şey yok diyor. Yani kusurlan elinde bir opsiyon bile yok. Yani satın alma opsiyonu olmayan futbolcuyu gönder, gönderdik yalandır. vegorsta kiralık. Sene sonra o da gidecek. Yani oyuncunun onun niye geldiğini de biliyorsunuz değil mi? Kü yani takımının küme düştüğü için geldiğini de biliyorsunuz. Biz alsak küme düşen takımın forvetini aldınız olacak. Yani biz alacakken alabilecekken istemedik ki bunu Dürrem Ali Koç hem Jesus açıkladı. Oyun anlayışını istemiyorum dedi. Kiralık olmasını da istemiyorum dedi. İki Fenerbahçe artık kiralık stratejisinden vazgeçti. Uzun zamandır farkında değil misiniz? Biz kiralarsak bile opsiyon koyduruyoruz. Yani 28 yaş altında gelişimi aç. Ne olursa olsun satılıp para kazandırılabilecek türden oyuncu arıyoruz. Başta ay fırsat transferi. Ya bu adam Chelsea'den transfer edilmiş. Belçika milli takımları Lukaku'dan sonra ikinci forvet. Kaldı ki o Lukaku da Chelsea'de olmadı. Hani diyorsunuz ya başta o ayılan Chelsea'de tutmayan adam bizde tutar mı? La orada Lukaku da tutmadı. Allah Allah onu alacaktınız. Niye 3.5'a şimdi aldınız diye. Yani son dakika savaşları falan filan. E peki futbolcuyu Haziran'da alsan kaç alırsın? Mayıs'ta alsan. Evrakları yetişmemiş oyuncuyu plansız şekilde aldınız dedirmek için belki de bunu yaptılar diyor. Gerçekler öyle değil. Bir de bir şey de belirteyim. Yönetim tarafından bazı arkadaşlara şöyle bir ee, dikte yapıldı. Başduayı transferini yalanlayın, biz açıklayana kadar yalanlayın, e, denilmiş olabilir bazı arkadaşlara. Hani çenenize sıkı tutun diye. Bunu kim bozarsa onu da yalanlayın. Bu milletin gözünde itibarınız düşsün, ama kulüp menfaatleri gereği yapmanız gereken bu. Maxi Gomez konusunda da e, gereken oldu, anlatıldı süreç. Yani çok şükür ki Maxi Gomez konusunda ne dediysem harf harfine olay süreç malum. Ama başta ay konusu böyle. Kimsenin son ana kadar bilmemesi daha iyiydi. 3,5 milyon euro bence tutarsa bedava. Ya tutmazsa 3,5 milyon euro fazla mı? Değil. 3,5'a tekrar satabilirsin. Öyle bir futbolcu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Premier Lig takımı şöyle yaptı, böyle yaptı. Arada kriz çıktı, evrak gecikmesi falan. Belki de Fenerbahçe son bir teklif yaptı. Denildi ki, ki Ali Koç açıkladı. Şimdi haber doğruysa Fenerbahçe, Chelsea'ye bakın biz oyuncuyla anlaştık. Son senesi bırakın demiştir. Yani Ali Koç'un açıklamalarına bakıyorum. 12 milyon euro istedikleri futbolcuyu başlığa ilk etapta 12 milyon euro istemişlerdi. Belki de biliyorsunuzdur. Sonuç olarak e, alındı. 2,5 milyon euroya anlaşılmıştı. Mayıs, şey, Haziran ortalarında ama kulübü düşmeyince olmadı. 2,5'u 3'e çıkartmış olduk. 500 bin euro. Geçen sezon başlığı ayının tam tamına 13 tane topu direkten dönmüş. Ya yani Direkten dönen top ne demek? Futbolcu pozisyona girdi demek. Top 5 santimetre sağa geçtiği zaman golcü, 5 santimetre sola geldiği zaman çöp mü oluyor hakikaten? Yani bu ayrım. Şimdi 13 tane topun direkten dönmesi. Hadi İşte 14 tane gol atmış, 5 tane asist yapmış, 19. Hadi ben biraz abartayım. Ligin 5 haftası geride kaldı. Fenerbahçe bugüne kadar 2, 4, 6 tane de resmi Avrupa maçı yaptı. 11. 11 maçını kaçırmış bir futbolcu. Bak 11 maçını kaçırdı. Belki 12 kaçıracak. Geldi. 12 maç kaçırmana rağmen geldi. Üstelik geçen sene ligdeki maç sayısı 38'di. Şimdi 36'ya düştü. 2 maç daha az oynayacak. Geldi. 14 gol 5 asist. Artı 13 tane de yarısı girmiş olsun. 6 tanesi girmiş olsun. 7 tanesi girmiş olsun. 7'si girsin. 21 gol 5 asist. 26 gol katkısı. 3,5 milyon euroya değer mi? Hocam 10,5'a bile değer. <laughs> Şunu söyleyeyim. Hem baş duayının hem Maxi Gomez'in birlikte alınma durumu da vardı. Ee, ama olmadı. Bunu da çok karıştırmamak lazım. Başkanımız ne diyorsa o. Bunu çok karıştırmamak lazım. Ama bir şeyi belirteyim. Enner Valencia'ya dikkat edin. Yani Valencia'nın gitme durumu olabilir. Valencia giderse de başka birinin alınma durumu olabilir. Hani ben öyle biliyorum en azından. Belki de ben yanılıyorumdur. Olabilir. insanlık hali. Bizler de yanılabiliriz. Her şeyimiz, her duyumuz doğru çıkacak diye bir şey yok. Fenerbahçe River Platforması Genç stoper oyuncusu Paolo Diaz ile ilgileniyor dediler dün. Ortalığı karıştırdılar. Hocam Jorge Jesus dedi ki kimseyi almayacağız dedi. Bu saatten sonra bize transfer duyumu verme. Bu Paulo Diaz'ın transfer marketini bir açayım. Öncelikle. 28 yaşında Şilli stoper. 7 milyon euro piyasa değeri var. E, şu an için alınmayacak. Onu garanti verebilirim size. Şu an için Türk sağ stoperi hariç kimse alınmayacak. Ona %100 diyebilirim. Ama dün bütün sosyal medya bundan çalkalandı. Bu bir. İki. Fenerbahçe'nin ilgilendiği genç kanat oyuncusu Dilane Bakva sezona çok iyi bir giriş yapmış. Fransız spor yorumcularına göre takımın en dikkat çekici futbolcularından biriymiş. E, şu ana kadarki profilinden bahsediyorlar. Dilane Bakva'nın 20 yaşında eee ben bu futbolcu için bir şey söyleyeyim mi size? Biz bu futbolcuyu alabiliriz. Hatta biraz daha abartayım mı? Cesus dedi ya Ocak'tan önce transferimiz bitti diye. Bence Cesus'un bu söylemleri biraz doğru çıkmayabilir. Hani sen oraya bir futbolcu gönderebilirsin. Bunu alabilirsin karşılığında. Sen ona opsiyonu, o da sana opsiyonu gönderebilir. Vesaire vesaire. Fenerbahçe Eden Hazard'la ilgileniyor. Evet. Sosyal medyanın şeyi. Yani Real Madrid'in planlarında yer almayan Fenerbahçe'nin ilgilendiği bir oyuncu demişler Eden Hazard için. Şimdi Fenerbahçe taraftarı ne bekliyor biliyor musunuz? Eden Hazard gelsin. Rossi gitsin. Çünkü bir Rossi düşmanlığı var. Sol kanatta oynuyor şu anda. Piyasa değeri 12 milyon euroya kadar düşmüş. Eden Hazard'ın oynamadığından dolayı. Ee, sol ayakla şimdi sol kanat oynuyor. Yani 31 yaşında. İster misin? Biz bunun yıllık ücretini veremeyiz. Ama Fenerbahçe'de bir gün oynama hayalinin olduğunu da biliyorum. Yani Fenerbahçe'de oynama hayalinin olduğunu biliyorum. İster misin Fenerbahçe'ye? Tabii ki isterim. Gelir mi? Zannetmiyorum. Ama size bir soru. Hem Buruma hem Diego Rossi gidip Eden Hazard ve Dilan e Akba gelse. İster misiniz? Hocam isteriz isteriz. Aklınızı biraz başınıza toplayın. Avrupa Ligi'nde 6 tane maçınız var. Bugün alsanız ikisini de oynatamayacaksınız. Avrupa Ligi'nde sol kanat kimden oynayacaksınız? Kimden oynayacaksınız? Onu da söyleyeyim. Jason Denayer ister misiniz? İsterisiniz. Ben Jason Denayer'ı de beklemeyin diyorum. Çünkü onu da istediği yıllık çok fazlaydı. Fenerbahçe kolo kolo... Kolokolladan Gabriel Souza için girişimlerde bulunmuş. Külliyen yalan. Kolokolladan kaleci bu. 25 yaşında Gabriel Souza. Yok bu e, Sao Paulo'nun gibiydi. Neyse. E, geçiniz. Bu arkadaşı da geçiniz. Böyle bir isim bendeki e, listede yok. Yani e, Haberiniz olsun arkadaşlar. Gabriel Soğuz olayı da yalan, yanlış bir olay. Ben geçtiğimiz günlerde size şey dedim, Hani ligin en iyi hocası, en iyi kalecisi falan filan. Bunu yorumlamak şu an için çok erken. Fakat şunu yorumlayabiliriz. Ali Koç transfer yapabiliriz. U23 dedi. Jorge Jesus transfer yapmayacağız. Ocağa kadar dedi. Herkes şimdi Mustafa Hoca'nın ağzına bakıyor. Ne diyecek diye. Çünkü 3-4 transfer yaparız dediğinde 7 artı dedi. Sonra dedik ihaleyi arttırıyorum 11 artı. Yani en az 12 transfer bekliyorum. 12 tane gelen olmazsa istediğiniz her şeyi söyleyebilirsiniz. Ama 12 transfer olursa kanala abone olacaksınız dedi. Birçok kancık sözünü tutmadı. Kancık. Lafından dönene ne denilir arkadaşlar? Söz verip sözünü tutmayana ne denilir? Münafık. Münafık nedir? Şimdi onu söylediğiniz zaman dini bir tabir olduğu için eleştiri yiyoruz. Yapıldı bu kancıklıklar arkadaşlar. Yapıldı. Arkadaşlarımız yaptı bu kancıklığı. Hani namus şeref sözüydü. Hani böyleydi. Hadi namusunuzu görelim, şeref görelim, sözünüzü görelim. Yemiyor mu? Yemesin. Yemesin arkadaşlar, siz bilirsiniz. Siz bilirsiniz. Sonra da adamım diye ortalarda gezersiniz. Gezin bakalım. Ben diyorum ki 1 ila 3 arası transfer bekliyorum. Bir kez daha söylüyorum, üstüne basa basa söylüyorum. Bakın, üstüne basa basa söylüyorum. Ali Koç transfer yapabiliriz ama genç kad takım için dedi. Jorge Jesus transfer yapmayacağız ocağa kadar bu kadro dedi. Ben de diyorum ki 1 ila 3 arasında A takım düzeyinde transfer yapabiliriz. 1 İkincisi de az önce söyledim ama belki dikkatinizden kaçmıştır. Enner Valencia'ya dikkat edin. Hala ve hala transfer dönemi giden, devam eden takımlar var. Bu bir ikincisi. Lemos, Novak kesin. <laughs> Üçüncü yabancı. An itibariyle Gustavo Yeniki kalacak. An itibariyle stoper transferi bitti. An itibariyle ama bu. <laughs> Buruma gidip bu Bakma gelebilir. Başkası da gelebilir. Brunuma olsa çok düşünmüyorsunuz. En azından ligde oynar bu çocuk. Kendini geliştirir. Eee gidebilir, Novak gidebilir, Lemos gidebilir. Hatta Novak ve Lemos kesin gider desem herhalde yalan söylemiş olmam. Ee, gitmeseler de arkadaşlar çok bir sorun yok. Ee, bu arkadaşları nihai listeye yazdırmazsınız. Yani lisanslarını e, dondurursunuz. Arkadaşlar hiçbir yere gitmedikleri için öyle kalırlar. Sonra bir ara fes edersin. Futbolcu zulüm olacağını bilir, fes edersin. Kendileri bilir. Hocam futbolculara yazık günah değil. Onlar biliyorlardı gideceklerini. Şimdiye kadar gitselerdi. Bu da tamam. Onu da söyledim. Dediğim gibi 1 ila 3 transfer arası bekliyorum ben. Bakın bekliyorum diyorum. Gelir, gelebilir, gelmiş, gelecek demiyorum. 1 ila 3 transfer. Ne zamana kadar? 8 Eylül'e kadar. 8 Eylül'de transfer listesi bitene kadar. Yani transfer listesi, e, transfer bitene kadar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani haberiniz olsun. Tamam. Bunu da söylemiş olduk. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Kanalımıza katkınızdan, desteğinizden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. E, abone olup bizlere destek olabilirsiniz üye olabilirsiniz. Hocam ya transfer sezonu bitti. Neyin ne Alacağımız duyumu aldık. Artık duyuma ihtiyacımız yok. Siz öyle sanın. Siz öyle sanın. Asıl duyumlar transfer sezonu dışında verilen duyumlardır. Ne derseniz deyin. Çünkü transfer sezonunda şimdi açıkça bir şey söyleyeyim. Bir itiraf da sayabilirsiniz. Transfer sezonunda hummalı bir çalışma yaparsanız günlük 4 saatinizi 5 saatinizi internet ayırırsanız Duyumlara zaten ulaşabilirsiniz ki. 5 saatinizi ayırın. Benim duyumuma da ulaşabilirsiniz. Çünkü çalıp paylaşan şeyler çok fazla var. Sayfalar. Ulaşabilirsiniz. Sıkıntı değil bunlar. Yapabilirsiniz arkadaşlar. Sadece transfer sezonunda değil. Her zaman yapabilirsiniz bunu. Ama transfer sezonu bittikten sonra birçok kişi kaçıp gittiği için. Üyeliğini sonlandırdığı için. O özel duyumları sadece burada alabilirsiniz. Bir. İkincisi. Transfer sezonu olmadığı için, kafamız rahat olduğu için, her konuda kafamız rahat olduğu için asıl o zaman bu kanal takip edilir. Çeşitli etkinlikler, çeşitli sürprizler olabiliyor. Aziz Allah. Benden <laughs> size tavsiye bu. Bekao'yu soracaksınız. Hocam Bekao niye olmadı? 10 milyon eurodan aşağı inmediler. 8'e kadar indiler en son. Sonra yine 10'a çıktılar. Nasip arkadaşlar kapatmadan da bir bomba bırakayım öyle şey yapayım. Almaya çalıştığımız ama alamadığımız bir isim var. Belki de dünya çapında bir isim. O isim ile ilgili gelişmeler bir aya bir buçuk aya patlak verebilir. Dünya Kupası arasında bile duyumlar hazır olun. Orada sürpriz bir transfer açığı olabilir. Takımlara işte üçer tane transfer hakkı vesaire tanınabilir. Zannetmiyorum da söylentiler hani iddialar var zannetmiyorum ama yani siz bunu söylemedim sayın boş verin. Hakkımızdaydısı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.